geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben sizlerle çok daha iyiyim. Beni takip ettiğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu koronavirüs zamanında da maskemizi takıyoruz. El temizliğimize dikkat ediyoruz. Ellerimizi, gözlerimizi kesinlikle götürmüyoruz. Ve kurallara uyuyoruz. Çünkü kurallar bizim sağlığımız, iyiliğimiz için, yaşam kalitemizi yükseltmek için vardır. Nasıl ki Allah'ımız bizlere yarattı, gönderdi. Peki bu bedeni nasıl kullanmamızı, neler yiyip içmemizi, kimlerle oturup kalkmamızı söyledi. Onlara dikkat ettiğimizde çok rahat ve kaliteli bir hayat getireceğimize sonuna kadar inanıyorum. Çünkü Allah bizim için ne diliyorsa gerçekten de en iyisini dilemiştir. Bizlere en güzelini vermiştir. Ta ki bizler onu görüp anlayasıya kadar. Sat harfimiz burada. Sat harfimizin eline davul vermişler. Sat harfimiz de burada. Sat harfi normalde Ramazan davulunu almış. Gümbede güm güm diye çalarak insanları ne yapıyor? Sahur vaktinde uyanıyor, uyandırıyor. İmsak vaktinde geldiğini haber ediyor. İftar vaktini haber ediyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Yalnız bu sene koronavirüs olduğundan dolayı pek fazla davul sesleri duymamış olabiliriz. Bu da bizim sağlığımız açısından en iyi şekilde olduğundan dolayı. Dat harfimiz ve sat harfimiz kalın harflerdi. Sat harfimizde şöyle bir bakın, hoppa, sanki bir göz varmış gibi, öyle değil mi? Hoppa, bir tane kafa, tekrar yukarı, aşağı ve yukarı. Sat harfimiz, dat harfimizin sadece bir tane noktası var. Noktayı kapattığımızda ikisi de aynı oluyor. Pekala, nasıl ayırt ediyoruz? Hoppa, bir tanecik noktası var dat harfin üzerinde. Ve bu dat harfinin çıkışı birazcık zordur. Dilimizin ucunu sağ ya da sol azı dişlerimize götürüyoruz. La, li, lu. Sanki lam harfi var, za harfi var gibi, da harfi var gibi. Bunu yaptıkça evimizde çalışmak istersek ayna karşısına geçip çalışabiliriz. Ablamıza, abimize, kardeşimize, nenemize, dedemize, evimizde kim varsa onlarla birlikte çalışabiliriz. Diyanet İşleri'nin bu sene uzaktan eğitim programı var. Yaz Kur'an kursu arkadaşlar. Diyanet TV uzaktan eğitim yaz Kur'an kursu dediğinizde izleyebilirsiniz. Bunların program saatleri var. Takip edebilirsiniz. Buradan da harflerimizi tekrar gösterelim. Hem akılda kalıcı olsun, hem birbirine benzeyen harfleri birlikte tekrar öğrenmiş olduk. Tekrar etmiş olduk. Sat ve dat harflerimiz. Sat harfimiz kalın bir harfti. Dat harfimiz kalın bir harfti. Sat harfimizin hareketleriyle birlikte okumak istersek nasıl okuyorduk arkadaşlar? Sa, sı, su. Cezimli hali es, is, is. Şeddeli hali esse, essi, essu, essa. S diye çıkardım, kusura bakmayın. Kalın bir harf dedik çünkü. Essa, essi, essu diye şeddeli bir şekilde çıkarırız. Dat harfinin harekeli şekilde yaparsak la, li, lu. El, il, ül. Bu tip sesler ağzımızdan çıkmadığı müddetçe mahreç uygulayamayız. Mahreç harflerin çıkış yerlerini bilmektir. Sat ve dat harflerimiz de şimdilik bu kadar. Virüslü zamanlarımızda Rabbim koyun, gözde görünen görünmeyen hatadan, kazadan, beladan, hastalıktan sizleri korusun. Amin. Bizler de dikkat edelim. Maskemize, el temizliğimize, elimizi gözümüzü sürmeyelim. Sosyal mesafe dediğimiz aramızda 1,5 metre, hatta 2-3 metre mümkünse ayrı kılalım. Dışarıya çıkmamaya gayret edelim. Ben sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.